arkadaşlar içeride fazla bir şekilde ses olacağından dolayı videoyu burada giriş yapma gereği duydum. İlk olarak Decathlon'a geldik. Decathlon'da street workout için beni geliştirmesi gereken bazı ekipmanları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Onun dışında spor yapan birisinin olmazsa olmaz ne ekipmanlara sahip olması gerektiğini beraber inceleyeceğiz. Burada benim şu an yanımda 250 liram var. Yani ortalama bir bütçe diyebiliriz. Bunu en iyi şekilde nasıl gelişime yatırım olarak kullanabileceğiz, bunun hakkında bir video oluşturacağız. Şu an Decathlon'un önüne geldik. Herkese iyi seyirler. İçeride bakalım ne olacak. Şu şekilde hepsini koydum. Evet, ilk olarak bakacağımız şeylerden bir tanesi, malum pandemi nedeniyle evlere kapandık ve çekiş gücümüzün azalmamasını istiyoruz. Bunun için iki seçeneğimiz var. Ya evinizin bahçesinde bir bar fikstiri olacak ya da bu şekilde buradan bir tane bar fikstiri temin etmeniz lazım. Evinizde kapınıza asacak bir bar fikstiriniz yoksa dips direkleri var arkadaşlar. Onlar yine bir bar fix kadar etkili olmasa da sizin fazla tekrar yaptığınız zaman çekiş gücünüzü kaybettirmeyecek. Böyle öyle diyeyim size bir şey. Yani şu anda kullanma yerlerinde hepsini kaldırmışlar. Normalde burada dips direkleri falan olurdu. Burayı da dışarı çekmişler. Ama biz şu an gezdirmek istiyorum sizi. Yani normalde burada protein tozu falan olurdu. Hepsini değiştirmişler. Neyse, bulup onları tekrardan atacağım. Bir workout ekipmanları ararken dikkatimi bir şey çekti. Burada ağırlıklar var. Hani evde dumbbell'la çalışabilirsiniz. Bu sizin bar fix'inizi de geliştirebilir eğer ikisini birlikte yapıyorsanız. Ama buradaki fiyatlar birazcık bana absürt geldi. Büyük ihtimal kaliteden ve dolardan dolayıdır. Bakın şimdi yarım kilo şu şekilde 7 lira. Bir kilosu 13 lira ve bu şekilde ilerliyor. Kauçuk disk, bu döküm bu arada. Bu da kauçuk olanların fiyatı. Bu daha pahalıymış lan aslında. Yani bunlardan da 10 kilo olsa yanlarına takarak çalışabilirsiniz. Tabii fakirin yüzü gülür mü? Bu şekilde kauçuk olanları var. Yani işe yarar ama yani bilmiyorum, ben öğrenci fiyatına göre uygun olmayan fiyatlar diyorum. Burada elcikler var. Çoğu kişi soruyor spor yapan. Hatta bu street workout kalistenikse uğraşan çoğu kişi soruyor. Eldiven almalı mıyım? Arkadaşlar yani elleriniz şu şekilde, bir dakika. Elleriniz bu şekilde nasırlı olacak. Bu sizin eldiveniniz yani. Tamam, açılabilir, dökülebilir ama bu belirli periyotlarda yaptığınız zaman bar fix'te ve barda daha fazla şekilde asılı kalacaksınız. Bu da sizin kaslarınızı daha hızlı bir şekilde hipertrofiye uğratacak şeyler arasında. O yüzden eldiven kullanmayın. Zaten eldiven kullansanız bile bir yerden sonra o da nemlenici için elinizi daha kötü yapabilir. Burada da yine bir değişiği var. Yani eldiven bazen kullanıyorum. O da avucumun içi yırtık olduğu zaman. Onda da strong grips ve bu tarz eldivenler yardımcı oluyor. Ama onun dışında ucuz böyle 20 liralık eldiven almanıza çok da gerek yok. Alırsanız strong grip tarzı parmaklı olanlardan alın, sizin işinizi görecektir. Hemen hemen her videomda bana eşlik eden sarı bantın yanına geldik. Bir önceki bandım çok fazla şekilde eskidiğinden dolayı ve artık beni taşımadığından dolayı ve artık beni geliştirmediğini hissettiğimden dolayı arkadaşıma hediye ettim. Ama onun dışında şimdi ben bunu zamanında 70 liraya almıştım. Pardon, 40 liraya almıştım. 55 lira olmuş. Alınır mı? Alınır ama ben bunun daha incesini almayı tavsiye ediyorum. Yani 40 liraya alan bir arkadaşım vardı fakat eğer fazla ağırsanız veya fazla yük şey yaparsanız, yani muscle-up'ta da şu kadar ince bir şeyle çalışmazsın yani, anladın mı? O yüzden sarı bantı en düşük olan seviyeler için tavsiye ediyorum. Diğerini alırsanız kopabilir, paranıza ziyan olabilir. Almayın, alacaksanız muscle-up çalışacaksanız bunu almayın. Bunu planche, front lever gibi hareketlerinde size hafif bir destek kullanması için temin edebilirsiniz. Ama bunu bar fix, işte muscle-up, işte dips ve diğer street workout hareketlerinde zorlanıyorsunuz, bundan alabilirsiniz. Henüz turuncuyu ve kırmızıyı sıya kullanmadım ama yaklaşık kaç kilo diyor? Yani fiyatıyla doğru orantılı bir yükseklikte. Sarı bant 25 kilo direnç lastiği ise diğeri de büyük ihtimal 50, 70 ve 100'e kadar giden şeylerden bir tanesidir. Hani almayı düşünüyor muyum şu an? Düşünmüyorum çünkü evde şu an benim 5 kiloluk bir direnç lastiğim var. Ne kadar kopsa da, onu da Ali arkadaşım hediye etmişti. Teşekkür ederim Ali. O yüzden alınacak şeylerin ilkinde sarı lastik alıyor. Alınabilir. Sarı lastik alınabilir. Ama ben şu an almayacağım. Ne alacağım? Gidelim görelim arkadaşlar. Bunlar kaç kiloymuş? 1 kilo.
Yine alınabilecek şeyler arasında arkadaşlar, bu ve bunun gibi ekipmanlar var. Genellikle jimnastikçilerin ayağına takıldığı sanılan şeyler. Ama strip workout'ta size çok fazla şekilde yardımcı olacak aletlerden bir tanesi. Şimdi örnek veriyorum. Front lever'ınızı arttırmak istiyorsunuz. Tak, bunları ikisini ayağınıza bir takıyorsunuz. 4 kilo bir şekilde front lever atsanız, ağırlık yokken front lever'ınızı ikiye katlarsınız. Öyle söyleyeyim. Ben bunlardan almayı düşünüyorum aslında ya. Vallahi olabilir aslında. Bundan alacağım büyük ihtimal. 2 kilo, 2 kilo, 4 kilo olanlardan ayak bileğime takarak antrenmanıma devam edebilirim. Yani bundan alacağız yani. Şu an fiyatını da göstereyim. 90 liraymış. Kaliteli bir yatırım olacağına inanıyorum. Evdeki bilek geliştirme aletimi soranlar olmuş. Bundan kullanıyorum arkadaşlar. Bu 10 kilodan 40 kiloya kadar gidiyor. Benimki de aynı şekildeydi. Ben de 40 kilo ile çalışıyorum. Onun yanında barfix trackleri var. Yani barfix tracklerine birazcık bakalım. 130 lira yazıyor burada. Ve birazcık daha... bununla bunun arasındaki fark ne bilmiyorum ama bunu alsanız daha iyi yani. Bir dakika, ayrıca düşün. Bunu alsanız daha iyi yani. Bu şekilde kapıya takılabiliyor. Fakat ben almayacağım. Çünkü benim bizim evdeki kapılar odun olduğu için hani çökebilme riski varmış. O yüzden Avustralya'nın pull-up yapmaya çalışıyorum olabildiğince. Şimdi gelin bakın bakın. Bunu %100 alın. Bak ben 20 lirayken almıştım, 35 lira olmuş. Bu sizin handstand'inizde de, şınavınızda da, L-sit kasarken de bütün hareketlerinize yardımcı olacak alettir. Ben bunu aldığıma hiç pişman olmadım. Hiç kaybetmezseniz hiçbir problem yok. Ömür boyu garantisi var. Yağmurlu havada diyelim spor yapacaksınız, çat. Bunu bir koyuyorsunuz yere, elleriniz kirlenmiyor artık. Çoğu şeye yarar. Almanızı öneririm. 35 lira olmuş. Çok bir şey değil yani. Ama yine birazcık tuzlu diyebilirim. Başka nelere buradan bakabiliriz. Ve tamam. Bunun için geldim aslında buraya. 90 lira olmasına rağmen yapabileceğim en iyi yatırımlardan bir tanesine olduğuna inanıyorum. Yani malum antrenman sonu kaslar feci bir şekilde geriliyor ve bunu önlemenin tek amacı esneme yapmak, soğuk duş almak vesaire vesaire sırlanabiliyor. Ama ben bunu alırsam eğer sırt antrenmanından sonraki gün beni yani bir böyle nasıl desem asfaltın üstünden geçiyorlar diye ta iyi şey olsun diye. İşte o misali daha iyi recovery yapacağına inanıyorum. Yani yatırım yapın arkadaşlar. Aslanınız varsa besleyin. Ben bundan bir tane alacağım mesela şu an. Onun dışında bir tane de avucuk küçük olan toplar var ya dikenli bir şekilde. Onu da göstereceğim size hatta. Nerede o? Aslına bakın, eve şöyle bir istasyon kurduracaksınız var ya. Sabah akşam masla, sabah akşam pull-up. Neyse daldık yine hayallere. Az önce burada çalışan bir personele sordum. Bunun avuç içi olanlardan yani tenis topu büyüklüğünde ama bu şekilde dikenli olanlarından kalmamış. Kötü oldu. Onu da nereye koyuyordum biliyor musunuz? Avucunuzun içine, bileklerinize ve şu tam göğüsle omuz hizasındaki birleşim noktasına duvara yaslayarak yaptığınız zaman orayı da muazzam bir şekilde recovery edip ezen bir şeydi. Keşke olsaydı, ondan da alacaktım. Ama yokmuş. Onun dışında farklı bir şey almayı düşünüyorum şu an. Yani alınabilir şeylerden ne var ki? Birazcık protein tozlarına bakalım ya. Yani Decathlon'a gelmek isteyen arkadaşlar için ürünleri göstereyim. 25 liraya bu şekilde suluk var. 12 liraya da var Big Joy Sports'un ve Hardline'ın. İki ezeli rakip yan yana. Burada da tekli protein servisleri var. 7 liraydı, 8 lira olmuş. Çok büyük bir fiyat oynaması yok. Burada Big Way Classic yine protein tozları. Bu ne? Glutamin aynanı. Glutamin. Yani genel olarak protein tozları var. BCA falan göremedim. Kreatin var, protein tozu var. Başka bir şey yok. Devam edelim. Başka neler alınabilir? Birazcık giyime bakalım. Yani giyimde neyden bahsediyorum? Yani bir eşofman tarzı bir şey de seviyorum. Mesela şu an altımda mavi bir şekilde Decathlon ürünü Domios. Atlet, hani nefes alan bir atleti var. Güzel, hoşuma gidiyor. Rengi de hoş. O yüzden devam edelim yani şu an bakıyorum. Evet, içimde tam bundan var. Bunu buldum, halen varmış. 35 lira. X-Lash'ını almıştım. Güzel yani, severiz. Bir tane de gri çorap aldım. Yani çoraplarımı kirletiyorum. Ama alayım dedim yani, gri rengi yoktu. Bunu neden kaydediyorum şu an bunu da bilmiyorum. Tam market arabasının üstünde uçmayı deneyecektim. O malum hareketi yapacaktım hepimizin sevdiği ama yanında personel beni izliyor buraya. Herkese bol şans. Şimdi eşofman alacaktım arkadaşlar ama şöyle bir problem var ki 120 lira ve ben bu üstündekini 45 liraya almıştım. Neden böyle bir kıyaslama yapıyorum bilmiyorum. Ama yani birazcık tuzlu. Normalde
Eşofmanı da buradan almayı isterdim fakat fiyatı gerçekten çok pahalı. Onun yerine birazcık da esneme aletini almayı düşünüyorum. Kamuflajlı mont mu alsam lan yoksa? Oğlum yıllar sonra elime düzgün bir para geçti, onda nasıl harcayacağımı bilmiyorum gerçekten. Şimdi son olarak da bu 4 kiloluğu aldım buradan. O da 90 lira yapıyordu. 90, 90, 180, 20 liralık da çorap var, 200 lira. Tamam, kotamızı doldurduk şu an. Şimdi ödeme kısmına gidip dışarıda videoyu daha detaylı bir şekilde başlatalım. Çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi magnezyum tozuydu fakat o da kalmamış yani. Personelleri falan da sordum, onlar da yok dediler. Keşke olsaydı, onları da bloggerim içerisine dahil edebilseydim. Halka var şu an aldığım şeylerden ziyade bir sonraki alacağım para biriktirdiğim şey bu arkadaşlar. Bu var ya, bu tam bir adamdır ya. Hem güvenilir marka hem muazzam fiyat. Hani internetten baktığımda 200-300 liraya kadar çıkan fiyatlar vardı. Bir de bunların içerisinde magnezyum tozuyla birlikte hediye ediyorlarmış. Neyse, nasip kısmet diyorum. Evet dostlar, şu an ekipmanları aldım ve eve geldim. İlk öncelik göstermek istediğim şeylerden bir tanesi bu. Bunu aldım. Bunu ne yapacağım? Bunu ayak bileklerime bağlayıp ister dips, ister amut, ister diğer calisthenics hareketleri ve özellikle karın çalışmak için leg raises denilen hareketi daha zorlaştıracak ve bu da benim karın kaslarımı hipertrofiye uğratması için aldığım bir ürün. Pişman olmayacağım bir ürün. İkinci pişman olmayacağım ürün ise bu mat. Mesela şu an ben bacak antrenmanı yaptım. Hafif de bir üst uçlu antrenmanı yaptım. Bunun üstüne şöyle sırtımla yatarak ve üstüne gezerek çok iyi şu an var ya. Ben bunu bir 30 dakika falan yapacağım. İsterseniz bununla ilgili olarak bir video çekebilirim. Hangi kas gruplarınızı nasıl esnetebilirsiniz diye. Ürün tanıtımı hakkında. Tabi istek varsa bunu da çekeriz. Onun dışında çorap aldım. Bu çorap yine Decathlon'un. Tam buraya kadar geliyor. Buraya da yarmıştım bir ara. Buraya kadar çekersem gelir. Güzel. Sevdiğim. Severek aldığım bir çorap. Hepsi 199-25 tarzı bir şey tutmuştu. O zaman videomuz bu kadar. Bunun gibi mağazaları gezip tanıttığım videoların gelmesini istiyorsanız yorum, like atarak ve abone olarak bunu belirtmiş olur ve destek çıkmış olursunuz bana. Bir önceki mağazayı gezdiğim videoda şu an kartlara koyduğum şekilde Şok'u gezmiştim. Onu da izlemek isterseniz bakabilirsiniz. İstek videolarınızı yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.